Merhaba Güreş.Türkiye.net severler. Ben Buğra Gür. Haftalık haber bültenimize hoş geldiniz. Pro Wrestling Sheet'in haberine göre Bray Wyatt'ın hastalanmasından sonra düşünülen planlardan biri daha ortaya çıkmış. Fikir AJ Styles, Finn Balor, Karl Anderson ve Luke Gallows'u bir takım mücadelesi için bir araya getirmekmiş. Yani Bullet Club'ın geri dönüşü, ama Vince bunu reddetmiş. Wrestling Observer'ın bildirdiği habere göre WWE aslında Kurt Angle'ı en büyük şov olan WrestleMania'da güreştirmek istiyormuş. Ve planları da bunun üzerine kurmuşlar. Ama Roman Reigns'in hastalığından sonra Kurt Angle'ı mecburen TLC şovundan 11 yıl sonra WWE ringlerinde izledik. Ric Flair ESPN kanalının Nature Boy belgeseliyle ilgili galaya katılan The Undertaker'a saçlarını neden siyaha boyadığı yoksa WWE ringlerine geri mi döneceksin diye sorular sorulmuş. Undertaker aktif olarak güreşmediğinde veya bir takım etkinliklerde gözükmediği zaman genellikle saçlarının kırlaşmış olmasının kendisine zarar vermediğini ve doğal haliyle barışık olduğunu, ancak televizyon şovlarına geri dönmeden önce saçlarını siyaha boyamasını istemelerine dikkat çekmiş ve yakında neler olup biteceğini göreceksiniz demiş. Pro Wrestling Sheet editörü Ryan Satin'in söylediklerine göre Roman Reigns'in Survivor Series 2017 pay-per-view şovunun gerçekleşeceği hafta ringlere geri dönmesi ve Survivor Series'e yetişmesi bekleniyormuş. Dave Meltzer Wrestling Observer radyo podcast programının son bölümünde Roman Reigns'e 16 Ekim tarihinde gerçekleşen Monday Night Raw şovunun sadece birkaç gün sonra kaba kulak altı tanısının konulduğunu söylemiş. Bunun dışında grip ve menenjitten de şüpheleniyor. Ayrıca bu tip hastalıklarla pençeleşen sadece Roman Reigns değil, Bray Wyatt, JoJo ve Bo Dallas gibi isimler de aynı hastalıkla şu sıralar mücadele ediyorlar. Dave Meltzer'in söylediklerine göre Roman Reigns, Bo Dallas, Bray Wyatt ve JoJo dörtlüsü gelecek hafta pazartesi günü Raw'dan önce tıbbi olarak yine doktor kontrollerinden geçeceklermiş. Roman Reigns eğer beklenilenden daha önce iyileşirse Survivor Series şovunda erkekler arası gerçekleşecek geleneksel Survivor takımlar maçı için Raw takımının kaptanı olarak dönecekmiş. Roman Reigns eğer Survivor Series gününe kadar iyileşemezse veya şovda gözükmezse Survivor Series sonrası gerçekleşecek şovlarda geri dönüşünün durdurulması ve kendisiyle ilgili bazı planların değişebilme ihtimali yüksekmiş. Eğer bu ihtimaller gerçekleşmezse PV Insider'ın raporuna göre Survivor Series şovunda gerçekleşecek 5'e 5 elemeli geleneksel maçta Kurt Angle Raw takımının kaptan olarak tekrardan ringlere geri dönecekmiş. SmackDown takımının kaptanı ise Shane McMahon olacak. Takımların geri kalanının ise şu şekilde olması bekleniyormuş. Raw, Kurt Angle, Roman Reigns, Finn Balor, Braun Strowman, Samoa Joe, SmackDown, Shane McMahon, Randy Orton, Bobby Roode, Shinsuke Nakamura ve AJ Styles. Bildiğiniz üzere birçok kaynak Royal Rumble 2018 şovunda Universal Şampiyonluğu kemeri için Brock Lesnar, Finn Balor maçının olabileceğini belirtiyordu. Ancak son söylentiler bu yönde değilmiş. Cage Side Seats'in belirttiği habere göre WWE bu maçtan vazgeçmiş. Başka bir rakip için planlamalar yapıyor olabilirlermiş. City'ye göre geçtiğimiz Raw şovunda Balor Kane'e kaybetmişti ve bu WWE'nin Balor hakkında fikirlerinin değiştiğini gösteriyor olabilirmiş. Çünkü Lesnar ile karşılaşmadan önce eğer maçı planlıyorlarsa Balor'ı en güçlü şekilde göstermeleri lazımmış. Royal Rumble 2018 şovu ise 28 Ocak 2018'de Pennsylvania'nın Philadelphia kentinde gerçekleşecek. Brian Alvarez'in bildirdiği habere göre WWE yetkilileri Raw'un 25. yıl dönümü için All Hands on Deck, yani deyim yerinde ise herkes görev başına temalı büyük bir şov yapmayı düşünüyormuş. Yani bu demek oluyor ki sözleşme kapsamında olan herkes o gün arka alanda olacak ve şov için kullanılmayı bekleyecek. Brian Alvarez bununla birlikte yetkililerin bu şov için birçok eski WWE yıldızını geri getireceğini söylemiş. 22 Ocak Brooklyn'de yapılacak Raw'ın 25. yılına özel şovuna Undertaker, Shawn Michaels, Big Sexy duyurulmuştu bildiğiniz üzere. Bu isimlere ek olarak Ric Flair, Bret Hart ve Mick Foley de duyurulmuş. Dave Meltzer'in söylediğine göre Shield,
Dönüşlerinden sonraki ilk maçında Kane, Cesaro ve Sheamus ile karşılaşacakmış. Fakat bu maçın nerede ve ne zaman yapılacağı belli değilmiş. TLC 2017'de Bray Wyatt'ın hastalığı neticesinde bildiğiniz üzere yerine AJ Styles geçmişti. WWE yaptığı son dakika değişikliği öncesi farklı isimlerde düşünmüş. Meltzer'in söylediğine göre Finn Balor'a rakip olarak WWE'nin ilk düşündüğü isim Chris Jericho olmuş. Fozzy grubuyla turneleri olan Chris Jericho maalesef bu teklife evet diyememiş. Paige'in yakın zamanda geri dönmesi bekleniyor. Hatta düşen haberlere göre WWE'de kullandığı şarkı değişebilirmiş. Şarkıcı Sayla ile Jorge Hernandez WWE'nin Paige'in şarkısından ötürü fırsat veren WWE'ye teşekkür etmiş ve müvekkili Sayla'nın Paige'in şarkısı üzerinde çalışmaya devam ettiğini Instagram hesabı üzerinden duyurmuş. WWE yetkilileri şu sıralar WWE şampiyonu Jinder Mahal ile Universal şampiyonu Brock Lesnar'ın Survivor Series 2017 şovunda karşı karşıya geleceği maç için özel hakem arayışında. John Cena'nın muhtemelen özel hakem rolünde bulunacağı söylentileri var ve John Cena özel hakem rolünde bulunursa muhtemelen Jinder Mahal'e kazık atacak ve bunun sonucunda WrestleMania 34 şovu için Mahal ve Cena maçının tohumları atılmış olacak. Ancak John Cena'nın film çekimleri yüzünden Survivor Series 2017 şovunda bulunamama gibi bir durumu varmış. Ve bu yüzden Vince McMahon şu sıralar şova iki büyük At The Era yıldızlarından Drak veya Stone Cold Steve Austin'i getirmek için planları yedekte tutuyormuş. Özel hakem olarak John Cena'yı mı, Drak'ı mı yoksa Stone Cold Steve Austin'i mi göreceğiz sizce? Bunu bizlere zaman gösterecek. Ben de YouTube'da anket olarak bunu soracağım. Ben Buğra Gür. Bu haftanın haber bülteni serüveninde sona geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.